İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir Nur Vakfı'nın YouTube kanalında Risale Sohbeti'nde sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi bilgi, bilim ve din serisine devam ediyoruz. Geçen hafta sizinle yeniden yaratılış demiştik bir alt başlık olarak ve kayyum ismini sizlerle konuşmaya başlamıştık. Bu seri boyunca materyalist bilimin kainata, yaratılışa, varlık problemine getirmiş olduğu yaklaşımların eleştirisini yapmaya ve imani ve itikadi açıdan ne tür problemleri içerisinde barındırdığını, nerede insanları yanılttığını, zihinleri yanılttığını ve doğrusunun ne olduğunu, imani ve Kur'ani bakışın ne olduğunu sizlerle birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kayyum ismini konuşmuştuk. Yani getirilen eleştirilerin devamında Kur'ani bakışla yaratılışın nasıl olduğunu, materyalizmin bize sunmuş olduğu maddeye ve maddenin özelliklerine eziliyet veren, onlara bir sabitlik ve o sabitliğin neticesinde doğal özellikleriyle kainatta zamanın akışı içerisinde her şeyin kendi kendine ya doğa kanunları dediğimiz adetullah kanunları, daha doğrusu doğa kanunları dedikleri, aslında adetullah kanunları diye isimlendireceğimiz kanunlar çerçevesinde yaratılışı, maddenin kendisini izafe eden, maddenin kendi doğal özellikleriyle olduğuna iddia eden ve bize bunu telkin eden yaklaşımlarına alternatif olarak aslında kainatta her şeyin her an Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuyla, yapmasıyla, kayyum isminin tecellisiyle daima yeniden yeniye var olduğunu, adeta zamanın her bir anına yeni bir kainatın takılmak suretiyle aktığını, maddenin, yaratılışın alemi gaybden gelip alemi şehadette, yani şu görünür alemde bir an görünüp ondan sonra misal alemine yağdığını ve her bir anın geride kalırken yeni bir anın yaratıldığını, kayyum isminin bize böylesi bir perspektifle kainata bakmayı gösterdiğini ve ifade ettiğini paylaşmaya başlamıştık. Evet, hatırlayacağınız gibi önce birinci şua, daha doğrusu zaten bu 30. lemada kayyum isminde biz sadece birinci şua sizlerle birlikte paylaşacağız ve bu kayyum isminin başlangıcında da bunun biraz mütefennin olanlara, özellikle birinci şuan biraz mütefennin yani fenle iştigal etmiş olanlara baktığını ve mütefennin olmayanların bu şuayı atlayabileceklerini ya da tüm kayyum ismini okuduktan sonra en sonunda okuyabileceklerini söylemişlerdi. Tam da bu noktada zaten bilgi, bilim ve din eleştirisi getirdiğimize göre materyalizm ve materyalist felsefeyle onun yaklaşımıyla ilgili konumuz ve serimiz olduğuna göre tam da bize baktığını düşündüğümüzden dolayı biz bu birinci şuağı bu serinin içerisinde sizlerle paylaşmak istedik. Evet, belirli bir noktaya gelmiştik. Sadece şöyle bir hatırlatma yapmak amacıyla birinci şuağı şöyle girmişti Bediüzzaman Hazretleri. Kısa bir hatırlatma için tekrar ifade etmek istiyorum. Bu kainatın Halik-i Zülcelal-i Kayyum'dur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Yani burada aynı zamanda da kayyum ne demektir? Bunun tarifi yapılıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizatihi zatında kaim olduğu, sağlam olduğu, daim olduğu, baki olduğu, ölümsüz ve devasız olduğunu ifade eden bir isim. Bununla da kalmıyor bu kayyum ismi. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatını tanımladığı gibi bunun fiillerini de tanımlıyor. Ne diyor? Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Demek ki varlığın da ayakta kalması, yani varlık aleminde görünür bir surette kalabilmesi, zamanın içerisinde devam etmesi, vücutta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için de kayyum isminin her an tecellisine ihtiyaç duyuyor. Eğer kainattan bir dakikacık olsun, o nispeti kayyum yetkisiyse, yani Cenab-ı Hakk'ın o kayyum isminin tecellisi yahut kainatı kainatla kayyum isminin bağı koparılacak olsa, o zaman kainat mahvolur. Yani yokluğa gider. Bu ne demek tersinden bakacak olursak?
varlığın var olabilmesi için de daimi bir surette kayyum isminin tecellisine ihtiyaç var. Bu nokta çok önemli. Çünkü bize materyalist bilim yahut materyalist bilimin bize materyalist felsefe de diyebiliriz. Materyalist felsefe bize bunun tam tersini söylüyor. Kainatın, bütün maddenin zamanın ilk başlangıç noktasında, Big Bang dediğimiz bir noktada varlık haline çıktığını, ondan sonraki süreç içerisinde bir takım doğal özellikler kazandığını, atomların, elektronların vesaire, bu Big Bang'in ilk saliselerinde, saniyelerinde bütün doğa yasalarının, şunların, bunların ortaya çıktığını ve ondan sonraki zaman süreci içerisinde bu zamanın sıfır noktasında ortaya çıkan maddenin sonsuza kadar ya da günümüze kadar varlığını devam ettirdiğini, var olan etrafımızdaki her şeyin de bu maddenin doğal özelliklerinin neticesi olduğunu, yani bir mekanizma kurmak suretiyle bu mekanizmanın neticesinde kendi kendine var olduğunu ifade etmekte. Halbuki kayyum ismi bize farklı bir şey söylüyor. Kayyum ismi hem Big Bang noktası olsun, yani zamanın sıfır noktası olsun, hem de zamanın diğer bütün anları olsun, her bir anda kayyum isminin tecellisiyle eşyanın ve varlıkların varlık halinde kalabildiklerini, yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta daima iş gördüğünü, tasarrufta bulunduğunu ve bütün maddeye şeklini, hareketini, özelliklerini bu isimle verdiğini bize ifade ediyor. İşte bu perspektif ve materyalist felsefenin bize yapmış olduğu diğer bir deterministik diyebileceğimiz materyalist bir anlayış, ikisi birbiriyle 180 derece zıt ve birbiriyle çelişen noktada karşımıza duruyorlar. Eğer biz kayyumiyeti anlayamazsak, yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta her an tasarrufta bulunduğunu anlayamadığımız takdirde, Kur'an'ın bize söylemiş olduğu bir yaprak bile onun izni olmadan yere düşmez kavramını anlayamayız. Çünkü materyalist felsefenin bakış açısıyla, yani perspektifiyle, ki bu bakış açısı ve bu perspektif bize eğitim hayatımızın ilk anından itibaren telkin edilen, öğretilen, zihnimizin kodlandığı, bakış açımızın şekillendirildiği adeta varlık felsefemizin, varlık algımızın okullarda şekillendirildiği, belki onu öğreten öğretmenler tarafından bile ne yapıldığı bilinmeden zihinlere nasıl bir zarar verildiği ve itikatsız bir düşüncenin o öğrencilere aşılandığı bile fark edilmeden zihinlerimize kodlanmakta. Çünkü o öğretmenler de, o konuyu anlatan o öğretmenler de kendinden önceki öğretmenler vasıtasıyla öyle bir zihinleri kodlanmış ki anlattıkları o bakış açısının bilimsel bir gerçeklik olduğunu ya da tamamen objektif bir bakış açısıyla kainata bakmak olduğunu zannederek anlattılar. Ve bize de öyle öğrettiler, öğretmektiler. Biz bunun nerelerde hatalı olduğunu, bu bakış açısının, bu zihinsel kodlanmanın kodlama yanlışlarını bu seri boyunca yahut yapmış olduğumuz bütün Risale sohbetleri boyunca anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Aslında Risale-i Nur'da tam da 20. yüzyılın pozitivist felsefesinin bütün dünyayı kasıp kavurduğu bir dönem içerisinde ortaya çıkıp ve insanlığa hitap ettiği bir noktada bu bakış açısına, bu felsefeye, bu materyalist anlayışa karşı bir duruştu ve bu duruşunu hala devam ettiriyor ve biz de bu Risale-i Nur'daki bu duruşu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Yoksa kendi düşüncemizi ve kendi felsefemizi anlatmak tarzında bir yaklaşmamız söz konusu değil. Evet, devamında okumuş olduğumuz ilk paragraftan sonra bir yaratıcı tarifi yapmıştı Bediüzzaman Hazretleri. Ondan sonra kaldım. İsterseniz şöyle de bir zihinleri şey yapmak amacıyla fazla uzun da olmadığı paylaşarak, anlatarak geldiğimiz için şöyle bir hızlı bir şekilde okuyup kaldığımız yerden itibaren sizlerle devam edelim. Hem o Zat-ı Zülcelal kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi
leyse kemisliği şeyündür. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Yani onun eşinin ve benzerinin olmadığını Kur'an ifade ediyor. Yani etrafınıza baktığınızda, varlıklar dünyasında, yaratılmışların dünyasında onun benzerinin, hatta zıddının, hatta onun şerikinin olmayacağını ve görülemeyeceğini ifade ediyor. Bu ifade aynı zamanda sizin yaratıcınız kainat cinsinden değildir demektir bir anlamda. Demek ki yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde, fiillerinde naziri yoktur, benzeri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki, ortağı olmaz. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kapsayı rububiyetine tutup, bütün kainatı, bütün şuunatıyla, özellikleriyle ve keyfiyatlarıyla, o nitelikleriyle kapsayı rububiyetinde tutup, o rububiyet elinde tutup, bir hane ve bir saray hükmünde kemal-i intizamla tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese, misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz muhaldir. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gelir. Şimdi burada tabii bir yaratıcı tarifi yapıyor. Ama bu yaratıcı tarifi sadece dogmatik bir tarif olmadığını bilmemiz lazım. Ne demek? Bize Kur'an böyle bir yaratıcıyı tarif ediyor diye burada bir tarif konmuyor. Burada bize kainat kendi yaratıcısını tarif ediyor. Onu Bediüzzaman Hazretleri dillendiriyor. Yani şu kainata, şu varlığa baktığınızda hal diliyle, yaratılış tarzıyla bize bunu söyleyecek. Benim yaratıcım öyle bir zat olması gerekir ki. Bu ifadeler aslında onun dillendirilmesinden başka bir şey değil. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gelir. Çünkü müşahede ettiğimiz hadise, işte geçen hafta da uzun uzun bunu konuşmuştuk. Zerrenin yaratılmasıyla yıldızın yaratılmasının arasında bir fark olmayacak tarzda bir yaratılış görüyoruz. Bir yaratılış tarzı görüyoruz. Yani bir derecelendirme olmadan, bir zorluk ortaya çıkmadan, aynı kolaylık ve aynı suhulet içerisinde hatasız ve noktansız bir surette bir yaratılışı görüyoruz. Kainatın neresine bakarsak bakalım, ister en küçük bir atom partikülün yaratılışına bakalım, ister en büyük kainattaki galaksilere, galaksi kümelerine ve yıldızlara bakalım, hepsinde aynı kolaylığı görüyoruz. Çünkü bir sanatın, sanatkarını icra ederken baktığınızda o sanatkarın maharetini o sanatta, o elinin işlemesinde görebilirsiniz. Eğer böyle tıkır tıkır işliyorsa böyle bir kolaylığı gözünüzle müşahede edersiniz. Aslında o kolaylığı görmüş olduğunuz o kolaylıktaki şey o sanatkarın sanatında ne kadar mahir olduğunu ifade eder. Yani bir anlamda tecellisine muhatap olduğunuzda onu ifade eder, onu görürsünüz. Daha sonra da göreceğimiz gibi tecelli kavramında şunun yanı var. Hani derler ya aynası içtir kişinin diye. Yani işi kişinin aynasıdır. Onun sanatının aynasıdır. Onun kudretinin, ilminin aynasıdır. Dolayısıyla yaratıcının aynası da yaratılandır. Yaratılana baktığımızda, yaratılanın yaratılış tarzına baktığımızda onun bütün sanatını, maharetini, ilmini, kudretini ve hatta o kudretinin, o ilminin derecesini müşahede edebilirsiniz. Çünkü kainata baktığımızda öyle bir şey görüyoruz ki kainatın neresine bakarsak bakalım, ister bir zerreye bakalım, ister yıldızların yaratılışına bakalım, ister bir damla sudan bir insanın yaratılışına, ister bir çamurdan, bir topraktan, bir çiçeğin, bir ağacın yaratılmasına bakalım. Kainatın neresine gözümüzü çevirip bakarsak bakalım, her tarafta müthiş bir kolaylık, bir suhulet içerisinden en olmaz dediğimiz şeyler en olur bir vaziyette. İşte dedik ya, bir damla sudan 9 ay içerisinde gören, işiten, hisseden, ağlayan, sevgi dolu bir insanın, bir çocuğun, bir bebeğin yaratılması gözümüz önünde olmuyor mu? Toprağa düşen bir tohumdan, birkaç ay içerisinde, bir mevsim içerisinde işte bitkilerin,
sebzelerin, ağaçların vesaireleri çıktığını görmüyor muyuz? Bir ağacın kurumuş dallardan kısacık bir süre içerisinde yemyeşil yaprakların, rengarenk çiçeklerin, çeşitli tatlardaki meyvelerin, o kuru odun yanlarının içerisinden sanki tereyağdan bir kıl çeker gibi suhuletli ve kolay bir surette yaratıldığını görmüyor muyuz? Ve bu görmüş olduğumuz şey de aslında biz Rabbimizin, bu kainatın yaratıcısının sanatını, maharetini, ilmini, kudretini, o kudretin sonsuzluğunu müşahede ediyoruz. İşte o müşahede bunu görüyoruz ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gelen ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya ve hadsiz efrat, hadsiz fertler bir fert gibi nazarında hazır ola ve bütün sesleri birden işite ve umumun hadsiz hacatını, ihtiyaçlarını birden yapabile. Ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şahadetiyle, şu kainatta görmüş olduğumuz bütün varlıkların yapılışında, yaratılışında, mevcut durumundaki intizamlar, mizanlar, ölçülerin şahadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmaya, yani onun iradesinden, onun dilemesinden, onun istemesinden, onun emrinden ve izninin haricinde bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü var olan her şey, bu dinamik kainat, bu sürekli devran halinde olan en atom altı parçadan en büyük yıldızlara, galaksilere, galaksi kümelerine varıncaya kadar sürekli bir değişimin, sürekli bir başkalaşmanın, sürekli bir hareketin, faaliyetin, bir yaratılışın, bir devranın dinamik bir surette faaliyet halinde olduğu bu kainatın hiçbir noktasında, hiçbir an, bir saniye, bir salise bile intizamdan şaşmadan, mizandan, ölçüden, dengeden, ayrılmadan ve kopmadan müthiş bir denge içerisinde yapıldığına ve yaratıldığına göre demek ki hiçbir hal, hiçbir anında, hiçbir şekilde onun meşiyet ve iradesinin dışına çıkmıyor. Size sadece küçücük bir misal, lise yıllarında okumuş olduğum astrofizikle ilgili bir makalede aynen kainattaki, kainatın yaratılışındaki kütle sapma hesabının, yani hata payının orada okumuş olduğum şeyde 10 üzeri 16 gibi bir rakam hata payının, daha sonraki okuduğum bazı yerlerde 10 üzeri 53 gibi 1/10/53 gibi bir hata payının olmayacak şekilde bir hassasiyetle yaratıldığını ifade etmişti ki bu rakamları anlamak için bütün kainattaki atom sayısının 10 üzeri 79 olduğunu aklımıza getirelim ve orada şöyle bir misal veriyordu. Bu rakamın, bu hassasiyetin inceliğini ifade etmek için bu rakam diyordu, bir kurşun kalemi sivri ucu üzerinde 50 bin sene sonra da düşmeden durabilecek bir hassasiyette tutmaktır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu kainattaki nizama ve intizama, bu akıl almaz devran, bu akıl almaz faaliyet esnasında, bu nizamdan, bu intizamdan, bu hassasiyetten şaşmadan yaratılışa bir bakabiliyor musunuz? Demek ki kainatın hiçbir noktası, hiçbir anında o yaratıcının daire-i meşiyet ve iradesinden hariç değildir. Ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola. Ve her şey ondan nihayet derece uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı hayyu kayyum-u zülcelal'in elbette hiçbir cihette misli, naziri, şeriki, veziri, zıttı, nitti olmaz ve olması mahaldir. Yalnız mesel ve temsil suretinde şu unat-ı kutsiyesine bakılabilir. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevindendir. Demek ki burada öyle bir yaratıcı tarifi yapılıyor ki kainatın dillendirdiği, yani kainata öyle bir yaratıcı lazım ki bu kainat cinsinden olmaması gerekir. Ne zamanın kaydına, ne mekanın sınırlamasına,
ne de maddenin sınırlamasıyla sahip olmaması gerekir. Öyle bir yaratılışı müşahede ediyoruz ki bu kainat cinsinden olan, bu kainatın içerisinde olan, yani yaratılmış olan, yani var edilmiş olan bir şeyin yapamayacağı bir şey. Bu aynen şu ifadeye: hiçbir tablo ressam değildir, hiçbir kitap yazar değildir, hiçbir sanat sanatkar değildir. Biraz sonra da bu ifadeleri okuyacağız zaten konumuz içerisinde. Yani bunun temel vurgusunun kainatın yaratıcısının kainat cinsinden olmadığını bize ifade ediyor. O kadar ki onun bu kainatta bir benzeri olmadığı gibi zıttı da yok, benzeri de yok, şeriki de yok. Çünkü bazen zıt da bu kainat cinsinden olmayı gerektirir. Dolayısıyla Kur'an'da ifade edilen iman ehlini tarif ederken şuraya dikkat çekmek istiyorum: onlar ki gayba iman ederler buyuruyor. Demek ki gaybın bir anlamı var. Demek ki iman ettiğimiz zat ve iman ettiğimiz hakikatler gaybi hakikatler. Yani bu kainat cinsinden olmayan hakikatler. Halbuki materyalist bilim yahut da materyalist bilim felsefesi bize ne diyor? Biz kainattaki bütün hadiseleri ve varlıkları bu kainatın dışına çıkmadan bu kainat cinsinden nesnelerle izah edeceğiz diyor. Tam da Kur'an'ın söylediğinin zıttı bir surette. Kur'an bize, bizi, müminleri, insanları tarif ederken, müminleri tarif ederken onlar ki gayba iman ederler. Bu ne demek? Onların yaratıcısı gaybidir demek. Gaybi olmayan onların yaratıcısı değildir demek. Bir şekliyle bu kainatın içerisinde var olan bir şey bizim yaratıcımız olamaz demek. İster bu bir kanun olsun, ister bu kuvvet olsun, ister bu düzen olsun, ister bu maddenin kendisi olsun. Bunların hepsi kainat cinsinden olduğuna göre, kainatın içerisinde olduğuna göre, yani hepsi yaratılmış olduğuna göre bunların hiçbirisi yaratıcı olamaz. Bizim yaratıcımız, bu kainatın yaratıcısı ancak gaybda olan olabilir. Halbuki bize az önce de söylediğim gibi materyalist bilim bu kainatın yaratıcısının bu kainat cinsinden olduğunu söylüyor. Çünkü açık açık ifade ediyor: ben bu kainatın nasıl olduğunu, bu kainat cinsindeki ölçebildiğim, dokunabildiğim, tartabildiğim, laboratuvara sokabildiğim şeylerle izah edeceğim diyor. Böyle bir durumda eğer bizim yaratıcımız gaybda ise, ki öyle, biz ona iman ediyoruz çünkü, o zaman bu bakış açısıyla, bu felsefeyle, materyalist bilimin bu sınırlandırıcı felsefesiyle, bakış açısıyla ya da metodolojisiyle yaratıcı nasıl bulunur? Böyle bir ihtimal var mı? Çünkü asıl gaybi olanın kapısını kapatmış, bize metafizik demiş, biraz daha müstehzi bir şekilde, o alan benim alanım değil demiş. İşte tam da senin metafizik dediğin, bizim gayb dediğimiz alem, bizim yaratıcımıza iman ettiğimiz alem, bizim yaratıcımızın olduğu alem. Dolayısıyla bize doğrudan doğruya daha metodolojisinin içerisinde, geçen hafta ifade ettiğim gibi, paganistik bir düşünceyi, putperestlik bir düşünceyi telkin ediyor. Ve buna iman etmemizi söylüyor. Ve bunun bir bilimsel gerçeklik olduğunu söylüyor. Ve buna iman etmeyenleri de bilim dışılıkla, yobazlıkla, gericilikle, taassupla suçluyor. Ve işin acısı, birçok mümin de buna kanıyor. Evet kıymetli dinleyiciler, buna dikkat etmemiz lazım. Hep bu seri boyunca vurgulamaya çalıştığımız gibi bilgiyle, ilimle, bilimsel felsefenin, yani bilim adamının yorumunun farklı olduğunu ifade etmiştik. Altıncı meseleyi hatırlayın. Bediüzzaman Hazretlerine gelip bize yaratıcımızdan bahset, öğretmenlerimiz bize yaratıcıdan bahsetmiyor dediklerinde Bediüzzaman Hazretlerinin vermiş olduğu cevap neydi? Öğretmenleriniz değil, okumuş olduğunuz fenleri dinleyin. Onlar mütemadiyen Allah'tan bahsediyorlar demişti. Demek ki bilimsel felsefe, yani bilim elinde tutan öğretmenlerin, tırnak içerisindeki o dinsiz ve materyalist felsefeleri değil, bizim dinlememiz gereken
şu etrafımızdaki bütün kainat, bütün kainattaki bilgi, onun marifete dönüşmüş ilim diye tabir edebileceğimiz tefekkürü kısmı olması gerekir. Biz bilgiye, ilme, marifete değil ki Kur'an sürekli bunu bize teşvik eder. Sürekli anlamamızı, sürekli bunu düşünmemizi, bilmemizi ifade eder. Çünkü biz gayba imanı eserden müessire bir istiklalle, yani önümüzde görmüş olduğumuz, müşahede etmiş olduğumuz eserdeki yaratıcının özellikleriyle biz ancak gayba anlayabiliriz. Yoksa gayba, gözünüzü kapatın, size ne söyleniyorsa ona iman edin tarzındaki bir iman bakış açısı bize telkin edilmez. Aksine onun taklidi bir iman olduğu ve doğru bir iman olmadığını, tahkiki imana bir müminin ulaşması gerektiği ifade edilir. Hatta İslam alemleri tarafından taklidi imanın ahirette ehli necat olmak noktasında muvakkaten kabul edilebileceğini, yani dine yeni girmiş bir insana kısa bir süre için tanınmış bir özellik olabileceğini, yoksa gerçek bir müminin muhakkak hakiki imana geçmesi ve ulaşması gerektiği, yoksa ahirette kurtuluşa sebep olamayacağı gibi bir hüküm bile var. Yani bize kainatı, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu alemi anlamamız ve tefekkür etmemiz ifade edilir. Evet, kıymetli dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edecek olursak, bu yaratıcı tarifinden sonra işte böyle misilsiz ve vacibül vücut ve maddeden mücerret ve mekandan münezzeh ve tecezzisi ve inkisamı her cihette muhal ve tagayyur ve tebettülü mümteni ve ihtiyaç ve açısı imkan haricinde olan bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini, geçen hafta buraya özellikle dikkat çekmiştik, yine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu son okumuş olduğumuz satır çok önemli. Demek ki bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında, mevcudat tabakalarında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdes tevehüm ederek, o yaratıcının bizzat sanki kendisiymiş gibi düşünerek, vehmederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren, ilahlığın ahkamını, hükmünü veren ehli dalalet insanların bir kısmı o Zat-ı Zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Evet, buranın çok önemli olduğunu geçen hafta çok kapsamlı bir şekilde üzerinde durmuştuk. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi sanatkarın sanatı onun eserin üzerinde tecelli eder, kendisini gösterir. Yahut da sanatkarın özellikleri onun eserinde kendisini gösterir. Nedir? Bunu daha rahat anlayabilirim. Mesela bir resim yapan bir ressamın fırçasına dikkatinizi çektiğinizde, o fırça masanın üzerinde dururken, yani o ressamın elini ona dokunmadan, o eline almadan hiçbir anlam ifade etmez. Bir tamamen cansız bir şekilde, cansız bir şeydir, hareketsizdir, sanatsızdır, hiçbir şey bilmez. Kim elini alırsa, ne yaparsa, yalkan rüzgarın önüne kapılıp giderse, giden bir özelliktir. Ama bir usta, bir ressam o fırçayı eline alıp tuvalin karşısına geçtiğinde o fırça adeta konuşmaya başlar. O sanatkarın, o ressamın sanatkarlığı derecesinde, sanatkarlığının ileri olması derecesinde adeta o fırça konuşmaya başlar. Yani o fırçada siz o sanatkarın bütün maharetini görürsünüz. Şimdi sadece sanatkara bakmazsınız. Sadece o fırçaya dikkatinizi verdiğiniz takdirde. Eğer sanatkardan gaflete düşmüşseniz, eğer o sanatkarın olmadığını düşünüyorsanız, o cansız fırçanın kendi başına hareket ettiğini düşünüyorsanız, siz o fırçada sana görünen sanatkarın bütün özelliklerini o kuru fırçanın maddesine vermek durumunda kalırsınız. O kadar ahmakane bir duruma düşer ki böyle bir yaklaşım içerisindeki herkes güler herhalde, değil mi? Yani ne kadar maharetli bir fırça olduğunu, işte o gölgeleri, o renkleri, o renk harmonisini, neyse artık o resmin inceliklerini, o resimdeki sanatın inceliklerini siz o fırçaya verdiğiniz takdirde ne kadar gülünç bir duruma düşersiniz, öyle değil mi?
Çünkü o fırçaların kendisi değil o özelliklere ve maharetlere sahip olan, o fırçayı elinde tutan ressamın kendisine aittir. Dolayısıyla işte o fırçada görünen o hareketler, o harikuladelikler, o sanata ait her şey, o sanatkarın o fırçadaki tecellisidir. Oradan tuvale akar ve resim olarak da kendisini gösterir. Şimdi işte bu kainatı da bir tuval gibi düşünecek olursanız, o zamanın akışı içerisinde sürekli o Rabbimiz, o Zat-ı Akdes, o sonsuz kudret sahibi olan yaratıcımız, o adeta eline almış zerreler fırçasıyla diyelim, bu kainatta sürekli müthiş bir resim çiziyorsa, biz o zerrelere baktığımızda evet, tecelli olarak o zerreleri sanki o fırçanın hareketi gibi, sanki o yaratıcının bütün özelliklerini, bütün ilmini, kudretini, sanatını, onda sahip olmuş olduğu bütün özellikleri ve maharetleri, o tuvale aktarmış olduğu bütün özellikleri, ki biz buna Esma-i Hüsna diyoruz, o fırçanın kendisinde görüyor. Çünkü onun kanalıyla oraya aktarıyor. Sanki o fırçaya odaklandığımız takdirde o fırça bütün o özelliklere sahipmiş gibi görüyoruz. Şimdi o fırçayı biz alalım, madde ve zerreler olaraktan kendisini gösterelim. Zerrelere baktığımızda, ya da maddeye baktığımızda nereye bakarsak bakalım, bu atom olabilir, atom altı olabilir, moleküller olabilir, ne der, bir an DNA olabilir, başka bir şey olabilir. Nereye bakarsak bakalım, aslında bakmış olduğumuz bir şey, sanatkarın fırçasına bakıyoruz. Ya da sanatkarın kalemine bakıyoruz, ne dersiniz deyin. Ve onun işleyişinde, onun maddesinin kendi özellikleri değil, o sanatkarın maharetinin oraya aktığını, yani onun esmasının, şuunatının ve sıfatının orada tecelli ettiriyoruz. Yani orada yaratıcımızın sanatını müşahede ediyoruz. İşte o sanatkardan gaflette olan insanlar o fırçaya dikkat edip, bütün o sanatkarın, ressamın özelliklerini o fırçaya verdiklerinde yapmış oldukları hezeyanlar gibi, materyalistler de Cenab-ı Hakk'ın sanatını icra ederken yaratmış olduğu o atomlara, yahut o zerrelere, yahut o maddenin kendi doğal özellikleriymiş gibi görmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin bütün özelliklerini o hiçbir anlamı olmayan cansız, camit, ilimsiz, şuursuz zerrelere, canlı olan, hayat sahibi olan, ilim sahibi olan, kudret sahibi olan, sonsuz şefkat, merhamet ve maharet sahibi olan zatın bütün özelliklerini ona veriyorlar. Çünkü o özellikleri onda gördükleri için, yani o maddede müşahede ettikleri için ve akılları gözlerine indiği için ve o yaratıcıdan vicdanları gaflet halinde olduğu için, o yaratıcıya ait bütün özellikleri o cansız ve camit, o şuursuz zerrelere izafe ediyorlar. Demek ki şu ifadeye dikkat edelim, tekrar okuyorum, önemli olduğu için bu sadece, aman dikkat edelim, sadece materyalistlerin problemleri değil, müminler olarak bizler de hayatımızın birçok noktasında kainata materyalistçe bir bakış açısı içerisinde bakıyoruz. İmanımız her zaman aktif olmuyor. Gaflet halinde kalabiliyoruz. Gafletle kainata bakıyoruz. Gafletle kainata baktığımız bütün o anlarda, evet hükmümüz kafir olmasa bile küfrani bir surette kainata baktığımızı unutmamamız gerekiyor. O nedenle buradaki ifadelerimiz, buradaki sözlerimizi sadece aman bizi ilgilendirmiyor, bu kafirlerle ilgili bir problem deyip vah sizi gidiler deyip kenara çekilmememiz gerekiyor. Bu problemin kendi iç dünyamızda, aslında o dış dünyadaki kafirlerinden bir numunesinin de içimizde bir nefis ve şeytan olarak bulunduğunu, daima bizim ayağımızı sürçmeye çalıştığını, zihnimize vehimler vermeye çalıştığını, gaflete sokmak suretiyle karşımızdaki yaratıcıyı görmemize, o yaratıcının sanatlarını görmemize mani olduğunu, yani burada anlatılan problemlerin tam da bizim problemlerimiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Demek ki bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini, demek ki kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdeste vehmederek bir kısım mahlukatına
uluhiyetin ahkamını veren, ilahlığın, yaratıcılığın ahkamını, hükmünü veren ehli dalalet insanların bir kısmı o Zat-ı Zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki tabiat bir sanatı ilahidir, sani olamaz. Demek ki buraya kadar ifade etmiş olduğumuz şeylerde en önemli vurgu müminler gayba iman ederler. Müminlerin yaratıcısı gaybidir. Görünen, şahit olunan, elle tutulan, dokunulan, ölçülebilen, fark edilebilen bu kainatın içerisinde olan hiçbir şey mutlak bir surette bizim yaratıcımız olamaz. Çünkü müşahede etmiş olduğumuz şu kainattaki yaratılışı bunların yapması mümkün değildir. Çünkü yaratılmış olan her şey acizdir, zayıftır, sınırlıdır, ölümlüdür, dağılır, hiçbir kabiliyeti yoktur. Hepsi camittir. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla onlar hareket edebilirler. Varlık aleminde kalabilirler. Yani kayyumiyetle varlıklarını devam ettirebilirler. Dolayısıyla Risale-i Nur'un müteaddidelerine kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olamaz. Bir sanattır, sanatkar olamaz. Yani o resim misalinde vermiş olduğumuz gibi siz görmüş olduğunuz hiçbir resme ressam demiyorsunuz. Ya hiçbir resmin o faalin içerisindeki herhangi bir nesnenin, herhangi bir resmin bir parçasının o resmi yaptığını iddia etmiyorsunuz da bir resim, muhteşem bir resim suretinde yapılan ve yaratılan, gözümüz önünde yapılan ve yaratılan, resmedilen şu kainatın kendi parçasının yahut doğal özelliklerinin, yahut oradaki renklerin, yahut oradaki maddenin, yahut oradaki kuvvet diye görünen şeyin, yahut oradaki nizamın, kanunların bu resmi, bu kainat resmini yaptığını nasıl iddia edebiliriz? Şuna dikkat edelim. Bir resmin kendisi kendi kendini yapmıştır ve yaratmıştır demek ne kadar saçma, saçmalığın ötesinde ne kadar hezeyanvari bir söz ise bu kainatın içerisindeki herhangi bir şey, atomun hareketi, fizik kuvvetler yahut oradaki tabiat kanunları aklınıza ne geliyorsa bunlar bu kainatı yapmıştır yahut da bu kainatın içerisindeki herhangi bir şeyi yapmıştır yahut da bu yaratılışın içerisinde en ufak bir hisseleri vardır diyorsak aynı derecede bir hezeyanın içerisindeyiz demektir. Ve yarın hesap açıldığında her şeyin gerçekten iç yüzünü gördüğümüzde gerçekten bu varlık aleminin nasıl yaratıldığını ve bu varlık alemindeki şeylerin, sebeplerin tesir noktasından vesaire ne kadar tesirsiz olduğunu ahiret aleminde açık seçik bir surette bize gösterildiğinde herhalde başta kafirler bu hezeyanlarından dolayı biz müminlerde gaflet anımızdaki bu hakikatten gafletimizden dolayı yüzlerimiz çok aşağıya inecek. Nasıl böyle bir saçmalığı düşünebildik, vehmedebildik yahut inanabildik diyecekler. İşin kötüsü ya bu kadar basit bir şekilde hani bir yazılıya girersiniz, zor bir soruyu takılırsınız yapamazsınız. Evet ya herkes yapamaz. Hatta birçok okulda çan eğrisi uygulanır. Oradan çok da fazla şey kırılmaz. Ama son derece basit bir soruyu yapamadığınızda ne kadar üzülürsünüz? İşte bu kainata baktığınızda yaratıcı bir umut o kadar basit ki. O kadar basit ki, o kadar kolay ki birazcık vicdan gerekiyor. Akıldan, IQ'dan ziyade birazcık vicdan gerekiyor. Ya bir damla sudan şu karşınızdaki insanın hepimiz gibi 9 ay içerisinde yaratıldığını görüp de bunu şunlara vermek. Zihnimizin etrafa dağılması, o yaratıcıyı görmemek. Bence doğru olan bu. Zor olan bu olsa gerek. Evet demek ki çok da fazla uzatmak istemiyorum. 40 dakikayı bulduk. Tabiat bir sanat-ı ilahiyedir. Sani olamaz. Sanattır. Sanatkar olamaz. Sanatkar ayrı bir şeydir. Bir kitab-ı Rabbani'dir. Rabbani bir kitaptır. Yazar olamaz. Katip olmaz. Yani o kitabı yazan olmaz. Bir nakıştır,
Evet yani bir sanattır, bir nakıştır. Nakkaç olamaz. Yani o nakşı nakşeden sanatkar olamaz. Bir defterdir. Defterdar olamaz. O defteri yapan olamaz. Bir kanundur. Kudret olmaz. Bir kanundur. Kudret olmaz. Evet bu kainatın içerisinde bu kainatın var olması için birçok kanun var. Bir kanun çerçevesinde bu kainat yapılıyor. Ve işte az önce de söylediğimiz gibi materyalistler bu kanunu sanki bir kudretmiş gibi algılıyorlar. Bunu daha sonraki bölümlerde, daha sonra işaret edeceğiz da tabiat, nevamiz, kuvvet nedir ki kendilerini aldatıyorlar diye bir bölüm var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kanun nedir, kuvvet nedir, tabiat nedir kavramları böyle kafamızda böyle şablon olarak, slogan olarak duruyor da iç mahiyetine hiç bakmıyoruz. Bunun üzerinde durmak lazım. Bu kainattaki hiçbir fizik kanunun bir varlığı yoktur. Gösterebilir misiniz? Bu kainattaki nizamı sağlamak noktasında bu işte kanun dediğimiz şey budur. Ve bu kanun bu kainattaki düzeni sağlıyor diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü vücudu yok. Kudret o kanun çerçevesinde onları varlık alemine çıkarıyor. Yani kanun bir sonuç, bir sebepli bir sonuçtur. Yani bütün eşya o kanuna uygun bir vaziyette hareket ettikleri için sonuçta görmüş olduğumuz kanunu biz o hadisenin sonucunda çıkarıyoruz. Yani bütün zerreler, bütün madde öyle bir emre tabi bir surette hareket ediyorlar ki nizamdan, intizamdan, şaşmadan öyle bir emir tahtında hareket ediyorlar ki sonuçta o muhteşem düzenli hareketlerine biz kanun olarak çıkarıyoruz. Yoksa kainatta kanun var. Bu kanun bu kainattaki düzeni sağlıyor değil. O eşya düzene uyuyor, bir emre uygun hareket ediyor ve onun neticesindeki o görmüş olduğumuz tatlı uyuyor. O zerre kadar o şaşmama halini, o düzenden şaşmama halini biz kanun olarak nitelendiriyoruz. Yani bir sonuca bakıyoruz. Aslında orada bir kanunu görmemiz bile bir geri planda müthiş bir kudretin hem de ilim sahibi, hikmet sahibi bir kudretin işlediğini bize gösterir. Neden hiçbir zerre, en ufak bir atom bile kainatın hiçbir noktasında ortaya konmuş o kanunlara muhalif hareket etmiyor. Etmek zorunda onu sınırlayan bir şey olduğu için değil. Çünkü sınırlayan bir şeyi biz görmüyoruz. Ama o düzene uygun bir surette hareket ediyorlar. O bile kainatta her şeyin emir tahtında hareket ettiğini, bir kudrete boyun eğdiğini bize ifade etmekte. Bunu daha sonraki programlarda bu konu önemli. Daha sonraki programlarda bu konuyu daha da açacağız inşallah. Bir mistardır mastar olamaz. Yani o kainattaki nizamın ortaya çıkmasına cetvel gibi bir ölçüdür. O ölçüye göre yapılıyor, kudret onu yapıyor. Yoksa yapan kendisi kaynak kendisi değildir. Bir kabildir münfail olur. Fail olmaz. Yani üzerinde iş yapılan kabil bir şeye muhatap olan. Mesela fual bir ressamın karşısında kabildir. Onun karşısında teslim olmuştur. O ressam ne yaparsa onun üzerinde renkler, şekiller, çizer, şunu yapar, bunu yapar. Kainat da varlık da Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında etken değil edilgendir. Yani ona kabildir. O ne yaparsa, ne işlerse orada o olur. Kainatı bir tuval gibi düşünebilirsiniz. Orada ressam sanatını gösteriyor. Dolayısıyla o resimdeki hiçbir şeyin bir etkisi yoktur. Etken değildir, edilgendir. Daha yeni kelimeleri kullanacak olursak. Bir kabildir, münfail olur, üzerinde işlenilen olur. Fail olmaz, etken olmaz. Bir nizamdır, yani kendisi bir düzendir ama nazım olamaz. O nizamı kurucu olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, çari olamaz. Bir fıtri bir şeriattır, fıtri bir kanundur. O kanunu koyucu olamaz. Farz-ı muhal olarak en küçük bir zihayat mahluk tabiata havale edilse, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edildiği gibi, o küçük zihayatın azaları ve cihazatları adedince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerektir.
Ta ki tabiat o işi görebilsin. Tabii bu yaklaşım Salim birçok yerde kullanıyor. Biz de anlamakta zorlanıyoruz ama bunun ince bir şeyi var. Eğer bu şu demektir. Eğer maddenin tesiri olsaydı, maddenin tesirinin olabilmesi için tesir ettiği her şeyin maddi olması gerekir. Yani mesela bir empirolojik gelişim içerisinde bir bakıyorsunuz, hücreleri kalkıyor, bir noktaya gidiyor, durması gereken yerde duruyor. Neden duruyor? Neden duruyor? Hiçbir nedeni yok. Orada onu sınırlayan hiçbir şey yok. Daha ileriye de gidebilir. Daha da geçebilir. Daha da şey. Mesela diyelim ki kanser hücresi. Buradan hani bize fark etmek için Cenab-ı Hak. Kanser hücresi durmuyor. Ama normal sağlıklı bir hücre durması gereken yerde duruyor. Niye? Eğer bunun durmasını sağlayan şey maddi bir şey olsaydı, maddi bir sınırlayıcı bir kalıp olması gerekirdi. Eğer nedensellik, deterministik bir yapı içerisinde işliyorsa, determinizm koptuğu bir parçanın olmaması gerekir. Her şeyin maddeyle izah edilmesi gerekir. Ama ortada madde yok. O için orada durmasını engelleyen hiçbir şey yok. Geliyor ve orada duruyor. Maddi bir kalıp yok. Burada bu ince nokta bu. Yani maddi bir şeyin nedeni maddi ise bütün donelerin de maddi olması gerekir. Madde ile izah edilmesi gerekir. Ama maddi olarak izah edemiyoruz. Demek ki burada maddi kalıplar olması gerekir derken bu kastediliyor. Demek ki onun dışında her şey maddenin kendi kalıpları içerisinde hareket etmiyor. Sadece eminimle hareket ettiklerini anlıyoruz. Evet, yine aslında çok da fazla gidemedik. Geçen haftanın sanki biraz da tekrarı olmuş gibi oldu. Bu kavramlar önemli olduğu için demek ki böyle olması gerekiyormuş. Böyle planlamamıştım. Kısa bir süre bir özetleyip ondan sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyordum. Bu akşam da böyle oldu. Gelecek hafta yine kaldığımız yerden ki burada yine şöyle bir girişini yapayım. Hani devam, fragman gibi olsun. Hem maddiyun denilen bir kısım ehli dalalet, zerrattaki tahavülat-ı muntazama içinde hallakiyet ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilve-i azamını hissettiklerinden ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeliyi tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asar-ı ilahiyeyi isnat etmeye başlamışlar. Dikkatinizi çekmek amacıyla okudum. Gelecek hafta buranın üzerinde duracağız, buradan başlayacağız. Çok önemli bir maddeye ve hareketine asar-ı ilahiyeyi isnat etmek, materyalist bilimin tam da düşmüş olduğu, nedenselliğin tam da özünde olan kavram bu. Gelecek hafta inşallah Cenab-ı Hak isterse, dilerse yine birlikte olalım. Bu hakikatleri paylaşmaya devam edelim. Bu akşam da bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.